İşte geldik toprak. Geldim, geldim. Gel toprak, böyle daha iyi. Nerede kaldınız be oğlum? Ne oldu kızcağıza? Nesi var? Anne, yola çıkmadan iğne yaptı doktor. Sakinleştirici verdi. Geç geç. Ay, ay Allah'ım. Ben her şeyinizi, odanızı falan hazır ettim oğlum. Vah yavrum. Vah talihsiz kızım benim. Bütün gece uyuyacak mı böyle evlatçığım? Uyuması iyi anne. Uyuması iyi. Başka türlü bu acıyı nasıl atlatacak ki? Allah yardım eder oğlum. Bak sen yanındasın. Ben de elimden geleni yaparım. Anne Bülent Bey aradı mı? Geldi mi? Adamı içeride unuttum telaştan. Hoş geldiniz Bülent Bey. Kusura bakmayın, beklettik sizi. Rica ederim Çınar Bey, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. İzninizle hemen konuya girmek istiyorum ben. Bildiğiniz üzere bugün acı bir gün yaşadık ve eşim ablasını kaybetti. Havva onun sadece ablası değildi. Aynı zamanda annesi... Hatta en büyük dert ortağıydı. Yalnız eşim sırf bu yüzden acı çekmiyor. Dolaylı yoldan onun ölümüne sebep olduğunu düşünüyor Bülent Bey. Bu durum da beni daha çok endişelendiriyor tabii. Anlıyorum be Çınar Bey. Siz gelmeden önce İkbal Hanım'la biraz konuştuk. Sanırım eşiniz bir sene kadar önce kızını kaybetmiş. Evet. O zaman da çok büyük bir travma geçirmiş. Aslına bakarsanız hala da atlatabilmiş değil. Hatta o dönem intihara bile kalkışmış ve ablası Havva onu kurtarmış. Tövbe bismillah. Anlattıklarınıza bakılırsa korkmakta haklısınız ama... bunun önüne geçebilmem için bir an önce Toprak Hanım'la konuşmam lazım. Acısı henüz çok taze. Dolayısıyla herkese kendini kapatacaktır. Bana da mı? Özellikle en yakınlarına. Ona ablasını hatırlatan her şeyi. Acısını uyutabilmek için gerçeği yatsımaya çalışacak. Bunun için de çevresiyle ilişkisini kesecektir bir müddet. Peki, ben nasıl yardımcı olabilirim karıma? Onun acısını dindirmek için ne yapabilirim? Sabretmeniz lazım.